bölümünde yeniden karşınızdayız ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen Cumhuriyet Mahallesi'nde 44 hektar alanda başlayacak. Alanya Posta TV'nin geçtiğimiz günlerde gündeme... Sen beni nereden tanıyorsun? Tabii ki Alanya Posta TV'den. Efteli Otellerinin sunduğu Asiye İla Açık ile ana haber bülteni başlıyor. Alanya Posta TV ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Güne yansıyan gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Sevgili seyirciler, yerleşik Alman Uves Ramek Alanya'da yaşadığı evde "beni çöpe atsınlar" yazılı notla ölü bulundu. Korkunç olay komşuların şüphesiyle ortaya çıktı. Alman turist bıraktığı notta Türkiye'ye teşekkür etti ve yalnızlığına dikkat çekti. Olay öğle saatlerinde ortaya çıktı. Cumhuriyet Mahallesi Selam Sokak'ta yaşayan 57 yaşındaki Uva Sıramek'ten haber alamayan komşuları polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından çilingir yardımıyla kapıyı açarak Alman'ın evine girdi. Polis evin banyosunda Sıramek'i ölü buldu. Arkamda görmüş olduğunuz binadan bugün çok ilginç bir ölüm haberi geldi. 57 yaşındaki yerleşik Alman vatandaşı evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede Alman turistin vücudunun isle kaplı olduğu, çevresinde çok sayıda mangal kömürünün bulunduğu tespit edildi. İntihar ettiğinden şüphelenilen Alman vatandaşının evinden Türkçe not çıktı. "Benim et çöpe atıyorsunuz" en güzel yazan notun hemen yanında "benim anne baba ve kardeşler öldü. Başka akraba yok. Belki siz beni yabancılar mezarlığına koymak istersiniz ama gerek yok. Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel. Teşekkür ederim" le. "Türkiye her şey için teşekkür ederim. Benim Yamaha motosikleti temizlik için ev sahibine bırakıyorum" yazılı iki not bulundu. Olayın ortaya çıkmasıyla Sıramek'in komşuları büyük bir şok yaşadı. Komşu Leyla İç, "böyle bir şey yapmasını beklemiyorduk" dedi. "Komşumuz aşağıdaki komşudan kötü kokular geldi. 3 gündür kokudan duramıyorduk. O yüzden polise çağırdık. Polis geldi, kapıyı açmaya çalıştılar ama arkadan kapalı olduğu için itfaiyeyi çağırdılar savcıyla. Kapı açıldı. Komşumuzun cesedi banyoda bulundu. Bir hafta falan olduğunu söylüyorlar öleli. Çok iyi, kimseye bir zararı yoktu. Tek başına yaşıyordu. Alman vatandaşıydı zaten. Kendi başına yaşıyordu. Öyle zararsız bir insandı. İyiydi yani, komşuluğu da iyiydi. Kendi başına girer çıkardı. Bizde bir şeyi yoktu, kötülüğü yoktu. Ama annesi ölmüş bir ay önce. O yüzden biraz depresyona girdiğini söylüyor komşular. Ondan sonra böyle bir şey yapmış. Hiç ummazdık yani öyle bir şey yapacağını. Banyosunda kömür yakarak karbon monoksit oluşumu sağlayan Alman'ın bu şekilde intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Alman turistin cesedi savcılık otopsisinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Değerli izleyenler, görüntüleri sizler de izlediniz. Gerçekten ürpertici görüntüler. İntihar üzerinde duruluyor ancak insanın görünce görüntüleri aklına adeta cinayet geliyor görüntülerle ilgili. Tabii ki ikisi de çok feci bir ölüm. Ancak soruşturma devam ediyor. Adli tıp sonucunda ne olduğu ortaya çıkacaktır elbette diyoruz ve bültenimize devam ediyoruz. Turizm merkezi Alanya'da şehre en çok katkı sağlayan doğal noktalardan biri olan Oba Çayı, nereden geldiği belli olmayan atık su sebebiyle kirleniyor. Suyun kirlenmesi bölgedeki işletmeleri olumsuz etkiledi. Bölgede tarım alanları da tehdit altında. Dim Çayı'nın ardından Alanya'daki doğal kaynak sularından bir diğeri Oba Çayı da ne yazık ki beklediği ilgiyi görmüyor. Bölgede bulunan birkaç işletme sezonun en yüksek zamanında sinek avlar duruma geldi.
Belirli bir noktadan sonra çaya karışan atık su hem suyu kirletiyor hem de pis koku oluşmasına sebep oluyor. Bunun yanı sıra gelişi güzel atılan plastikler de dikkat çekiyor. Oba çayı üzerinde işletmesi bulunan, çaya çöplükten sızdığı iddia edilen pis su sebebiyle kirlendiğini söyleyen Muammer Açıkalın, sorunun 4 yıldır devam ettiğini kaydetti. 4 yıldır bu su kirliliği devam etmekte. Ne hikmetse çözüme ulaşamadık. Büyük sorun, şimdi bu oba çayı, ben 1985'ten beri bu çaydayım, piknikçilik yaparım. Böyle bir kirlilik görmedim. Ama bu benim sorunum değil. Bu sorun Oba Mahallesi, Basırlı, Değirmendere, Karakocalı, Cikcilli, buraların sorunu, turizmin, tarımın, bunların sorunu. Bu su bu kirli vaziyette denize kadar dökülüyor. Herkesin topu birbirine atmasından yakınan Açıkalın, işletmesinin zaten boş olduğunu, kaybedecek hiçbir şeyinin bulunmadığını ifade ederek yetkilileri bölgeyle ilgilenmeye davet etti. Zaten bizim piknik alanlar kapalı gibi bir şey. Ne hikmetse ben bunu CİMER'e şikayet ettim. Alanya Belediyesi'ne ilettim. Büyükşehir'e ilettim. Çevre Sağlığı Bakanlığı'na ilettim. En sonunda dilekçe verdim. Alanya Sağlığı, suyun mikroplu çıktığı ortaya çıktı. Ama hala bir çözüm yok. Herkes topu birbirine atıp gidiyor, atıp gidiyor. Şimdi ASAD'a gittim. ASAD dedi ki biz musluğa verilen sudan sorumluyuz. Ama senin suyu kirletme hakkın da yok. Bu suyun kirliliği Şilioğlu Çeşmesi'nin arkasındaki Alanya Belediye Çöplüğü'nü, atık suları, oraya Alanya'nın pozitif atıklarının geçen yıl dökülmesinden dolayı, ama bu yıl dökülmüyor. Halk burada zehirlenirken birileri orada enerji üreteceğim, meton gazı üreteceğim derken böyle bir şey olmaz. Böyle bir dünya yok arkadaş. Yetkililere ben göreve davet ediyorum. Bu olaydan herkesin haberi var. Herkesin. Antalya Asat Genel Müdürü'nün, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in, Sağlık Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanlığı'nın hepsinin haberi var. Herkes topu birine atıyor. Birine atıyor. Burada vatandaş çile çekiyor. Bu suyun kullanan yazın, bilhassa yazın 200 bin kişiye tekamül ediyor. Niye öyle diyorum? Telciler var, yazlıkçılar var, bu dediğim mahalleler var. Sizler varsınız. Yani zehir saçılıyor. Kimse ilgilenmiyor. Sadece bir kaymakamlığa vermedim dilekçe. Diğer her tarafa ilettim. Herkesin haberi var. Çözüm yok. Çözüm yok. Ne haliniz varsa görün der gibi bir şey var. Ha, bizim piknik alanlarına gelince zaten kapalı 2 yıldır. Bir mühür kalmış. Gelsinler o da mühür vuruversin. Hiç fark etmez benim için. Bana yapacakları nedir? Ekonomik olarak baskı yaparlar. Dünyada açmaz yeri yok ki. Safari turu şoförü ise suyun belli bir bölgeden sonra kirlendiğini, müşterilerini bu işletmelere getirmediklerini aktarıyor. Normalde getiriyorduk ama belediyenin galiba yukarıda köprü var. Çöp suyu dereye karışıyor belli bir bölgeden sonra. Buraya suya girdiğimiz zaman ya da sudan temas aldığımızda vücudumuzda kabarıklıklar oluşuyor. Müşteriler hasta olmasın diye gelmiyor. Değirmendere Muhtarı Kasım Günay da yetkililerin duyarsızlığından şikayetçi. Muhtar, bu durum düzeltilmezse turizm bölgesi olan Alanya'ya daha çok zarar verir. Çaydan gelen su aynı zamanda tarımda sulama olarak kullanılıyor. Burası tarımda temelli bir salgın hastalığa sebep olabilir. Bir an evvel sorunun çözülmesini istiyoruz, dedi. Evet, şimdi Oba Mahallesi'nde farklı bir bölgeye doğru ilerleyeceğiz. Biraz daha Oba Mahallesi'nin merkezine doğru ineceğiz aslında. Yeni Çevre Yolu ve IQ Hastanesi'nin hizmete girmesiyle eski Gazipaşa Caddesi'nde refüjler artırıldı. Yollar genişledi ancak bu kez de sürücüler arasında geçiş önceliği krizi çıktı. Öyle ki caddede yol vermeme durumundan dolayı haftada birkaç kaza veya tartışma çıkıyor. Halk arasında metro kavşağı olarak da bilinen D-400 Karayolu, Eğri Köprü Yolu, Eski Gazipaşa Caddesi, Yüzbaşıoğlu Sokak ve Fatih Caddesi'ni birbirine bağlayan kavşak üzerine trafiği rahatlatması adına her bağlanan yola ayrı refüj sistemi yapıldı. Kavşağa bağlantılı yolun yakın mesafesinde ışıklandırma sistemi olduğu için trafik ışığı olmayan kavşakta hemen hemen her gün geçiş önceliği durumundan dolayı ya tartışma ya kaza yaşanıyor.
İlçede metro kavşağı olarak bilinen kavşakta yeni refüjlerin yapılmasıyla birlikte geçiş hakkı tartışmaları gündeme geldi. Burada arkamda görmüş olduğunuz yolda birçok kaza ve tartışma çıkıyor. Konu hakkında Alanya Posta TV'ye konuşan Alanya Trafik Eğitim Derneği Başkanı Bilge Toksöz, kavşağın tüm yeterliliğinin bulunduğunu fakat sürücülerin bilinçsizliği yüzünden geçiş önceliğinin uygulanamadığını söyledi. İsmim Bilge Toksöz, Alanya Trafik Eğitim Derneği Başkanıyım. Ayrıyeten trafik ve çevre bilgisi öğretmeniyim. Sürücülerin kavşağa yaklaşmakta olan sürücülerin uyması gereken kurallar var. Burası da ışıksız bir kavşak, iki veya daha fazla yolun birleşmesiyle oluşan bir alan. Burada varsa trafik polisi, trafik polisine uyacak. Trafik polisi yoksa ışıklı işaret cihazlarına, yani trafik lambalarına. Trafik lambası da yoksa levhalara, levha da bulunmuyor ise yol çizgileri ve yer işaretlerine mutlaka uymak zorundadır. Ama buraya baktığımızda ışık yok, trafik polisinin burada sürekli 24 saat görev yapması imkansız. Buranın düzeltilmesi açısından refüj yapıldı. Evet, kazalar biraz daha aza indi. Fakat burada çevre faktörlerin sebebiyle buraya ışıklı bir kavşak yapılması da imkansız. Ne olması lazım? Vatandaşların bu konuda bilgilenmeleri, yani ışıksız bir kavşakta geçiş hakkı, geçiş sıralaması nasıl olmalı onu bilmeleri gerekiyor. Bu da şöyle, ışıksız bir kavşağa yaklaşan araç sürücüleri mutlaka ve mutlaka, başka sebepler yoksa, eğer geçiş üstünlüğüne sahip bir araç değil ya da motorlu motorsuz araç değilse sağdaki araca yol vermelidir. Bunu çok, vatandaşlarımız bu konuda bilgili değil. Ehliyet alırken derslere katılıp dersleri dinleyerek ehliyet aldıysa bu kuralı biliyordur. Ama çoğunluk olarak baktığımızda bu kural bilinmiyor. Trafikte sağ kuralı dediğimiz kural, soldaki aracın ışıksız bir kavşakta mutlaka sağdaki araca yol vermesi gerektiği kuralıdır. Burada da aslında vatandaşlarımız onu uygulasa hem kazalar azalacak, hem de o sıkışma, yığılma dediğimiz trafik sıkışıklığı da biraz olsun azalacak. Dediğim gibi burada mutlaka sağ kuralının uygulanması gerekiyor. Geçiş önceliğinde sağ yön kuralının olduğunu hatırlatan Toksöz, sürücülerin o caddede ne yapması konusunda da bilgi verdi. Öncelikle burası Eğri Köprü'den gelen araç sürücüleri, hastaneden gelen araç sürücüleri ve metro kavşağından buraya giriş yapmış araç sürücülerinin birleştiği bir nokta. Burada sağ kuralının uygulanmasından önce aslında şuna dikkat etmek lazım. Dönüş yapan araç sürücüleri mutlaka düz giden araç sürücülerine yol vermeli. Öncelikle buna bakacak. Yani araç sürücüsü dönüş yapıyorsa eğer ve karşısındaki araç düz gidecekse mutlaka bekleyecek ve düz giden araç sürücüsüne yol verecek. Ama öyle bir durum değil. İki araç da düz gidecekse bu karşılaşmada mutlaka soldaki araç bekleyip sağdaki araç sürücüsüne yol verecek. Yani Eğri Köprü tarafından gelen araç sürücüsü mutlaka metro kavşağından bu yola girmiş araç sürücüsüne yol vermek zorundadır. Bekleyecek, gerekiyorsa hızını yavaşlatacak, varsa yaya, mutlaka yaya öncelik tanıyıp daha sonra yoluna devam edecek. Evet, biraz önce Oba Çayı'nda yaşanan sorunu izledik hep birlikte. Şimdi farklı bir doğal güzelliğe gidiyoruz. Alara Çayı üzerinde bulunan Uçan Su Şelalesi'nde toplanan 150'den fazla çevreci derelerin özgür akmasını istedi. HES'e hayır diyenler arasında Cumhuriyet Halk Partisi Alanya ve Gündoğmuş teşkilatları da yer aldı. Gündoğmuş'ta doğa harikası Uçan Su Şelalesi'ni oluşturan Alara Çayı üzerinde 3'üyle ilgili hukuki sürecin devam ettiği 8 HES projesinden biri hakkında daha mahkeme iptal kararı verdi. Derelerin Kardeşliği platformu tüm emekli sen, CHP Alanya ve Gündoğmuş örgütlerinden yaklaşık 150 kişiyle şelalede bir araya geldi, kararı kutladı.
CHP Alan İlçe Başkanı Coşkun Karadağ'la birlikte 40 kişilik parti yöneticisi, HES'lerin iptali için mücadele veren yeminli mali müşavir Mevlüt Güven, Antalya Manavgat İbradı'dan gelen çevre kuruluşlarının temsilcileri, bölge muhtarları çevre ve doğanın önemine dikkat çekerek "Dereler özgür aksın" mesajı verdi. Değerli izleyenler, Alanya Belediyesi temizlik işlerine bağlı ekipler Kurban Bayramı süresince 140 araç ve 432 personelle Alanya genelinde 4000 ton atık topladı. Alanya Belediyesi temizlik işlerine bağlı ekipler Kurban Bayramı süresince 48 adet traktör, kamyon, kamyonet ve çöp aracıyla kurban kesim yerlerinde, 92 araçla da şehir genelinde temizlik yaptı. Toplamda 140 araç, 432 personelle 4 günlük tatil süresince 3238 ton evsel atık, 871 ton kurban atığıyla toplam 4109 ton atık toplandı. Temizlik işlerine bağlı ekipler bayram öncesi günde ortalama 697 ton atık toplarken, bayram süresince günde 330 ton fazla atıkla günlük 1027 ton atık toplanmış oldu. Ekipler ayrıca bayram öncesi ve sonrası kurban yerlerini de yıkayarak hijyenik hale getirmişti. Konteyner yıkama aracıyla çöp konteynerları yıkanmış, dezenfektesi sağlanmıştı. Alanya'nın koruma altındaki Karetta bölgesi Yeşilöz'de bu sabah yumurtadan çıkan 45 yavru denizle buluştu. Günün ilk ışıklarıyla gerçekleşen mucize kumsalda görülmeye değer bir seyir yarattı. 45 Karetta yavrusu daha denize ulaştı. Sabahın ilk ışıklarıyla yuvadan çıkan yavrular minik ayaklarıyla zorlanarak da olsa yürüdü kumsalda. Koruma altındaki Karetta sahilinde yavruları izleyen gönüllüler o anları kaydetti. İçeri girince ne yapacak? Girecek mi kapı? Bize çekme. Anne kalsam çok eve götürürüz. Sen burada sev onları, evde yaşamaz kız. Yeşilöz'de yaşayan çevreciler koruma altındaki sahilde bulunan kum zambakları ve karettalar için dijital imza kampanyası başlattı. Dijital imza platformu change.org'daki kampanyaya tüm çevrecilerin destek vermesi bekleniyor. Finlandiya'da Ocak ayında başlayan Miss Finland 2019'da elemeler tüm hızıyla sürüyor ve Eylül ayı başında son 10 finalist belirlenmiş olacak. Ardından ise finalistler Finlandiya'da yapılacak finale hazırlanmak için Alanya'ya gelecekler. 5. kez düzenlenecek Miss Finland Alanya kampı 5-12 Eylül 2019 tarihleri arasında ilçede yapılacak. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın organizasyonu ev sahipliğinde Alanya Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ile Türk Hava Yolları'nın katkılarıyla yapılacak ağırlamada Finlandiya pazarında önemli bir tanıtım yapılması amaçlanıyor. Miss Finland 2019 Alanya Kampı Organizasyon Koordinatörü ve Altav Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin yaptığı açıklamada, Alanya için en önemli pazarlarımızdan olan Finlandiya'nın resmi güzellik yarışmasının final öncesi kampına 5. kez ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bir hafta boyunca Finlandiya'nın en güzel kızları Finbas'ın eşliğinde Alanya'nın en güzel noktalarında çekimler yapacaklar, etkinliklere katılacaklar, Alanya güneşinin altında final için moral depolayacaklar. Hafta boyunca Alanya'nın en çekici noktalarında yapılacak çekim ve görüntüler Finlandiya medyasının önemli günlük gazeteleri, haftalık dergileri, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak. Alanya ve güzeller tanıtılacak. İlçenin güzellikleri sadece Finlandiya değil, dünyanın farklı yerlerindeki takipçiler tarafından da izlenebilecek. Finlandiya'da yapılacak finalde de Alanya kampından görüntü ve çekimler kullanılacak dedi. Polisin şüphe üzerine durdurmak istediği motosikletten inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonunda yakalandı. Ruhsatsız tabancası bulunan şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmasını sürdürdü. Ekipler dün saat 23 sıralarında Mahmutlar Mahallesi 250. sokakta şüphe üzerine bir motosikleti durdurmak istedi. Polisi gören şüpheli motosikletten inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Ekiplerin peşine düştüğü Mehmet Ö kovalama sonrası yakalandı. Şüphelinin kaçarken yere düşürdüğü ruhsatsız tabanca ele geçirilirken yapılan üst aramasında tabancaya ait şarjör ve 2 adet mermiyle 2 parça halinde 11 gram uyuşturucu madde metamfetamin bulundu. Uyuşturucu madde ticareti yapmak, güveni kötüye kullanma ve mala zarar verme suçlarından arandığı ortaya çıkan şüpheli Mehmet Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyede tutuklandı. AK Parti'de Yılmaz İçmen'in Gençlik Kolları Başkanlığından istifa etmesinin ardından görevin taleplileri de arttı. İsmi daha önce Gençlik Kolları Başkanlığı için geçen Ahmet Guzyaka yeniden kulis çalışmalarına başladı. AK Parti Alanya Gençlik Kolları Başkanı'nın istifa etmesinin ardından önce il teşkilatı ardından genel merkez yeni Gençlik Kolları Başkanı'nı belirlemek için taliplerle görüşecek. Asmek'ten ayrılan Cemal Yeni Acun ismi favori gibi görünse de Ahmet Guzyaka göreve talip. Guzyaka'ya destek için yakın çevresi sosyal medya hesaplarından destek paylaşımları yapmakta. Antalya İl Teşkilatı'nın yapacağı ön çalışmanın ardından belirlenecek 3 isim AK Parti Genel Merkezi'nde mülakata alınacak. Uygun görülecek adaya görev verilecek. İlçe teşkilatının ise tercihinin Cemal Yeni Acun'dan yana olduğu parti kulislerinde konuşulmakta. 2014'te yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası sonrası kapanan Emişbeleni Belediyesi'nin son başkanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Alanya Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ, Akdeniz Belediyeler Birliği Eğitim Koordinatörü olarak atandı. Alanya'dan Antalya'ya taşınan Uludağ, resmi görevine başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Uludağ, öncelikle tanışma yaptıklarını belirterek şu notu paylaştı. Akdeniz Belediyeler Birliği'ndeki görevimize Genel Sekreterimiz Süreyya İşeri Hanımefendi ve ekip arkadaşlarımızla tanışarak başladık. Cenab-ı Allah bizleri bize güvenenlere karşı mahcup etmesin. Bir kez daha Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanımız Sayın Hakan Tütükçü'ye teşekkür ederim. Süper Lig'de yeni sezona Kayseri Spor galibiyetiyle merhaba diyen Alanya Spor, ikinci hafta mücadelesinde sahasında misafir edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Cumartesi günü oynanan Kayseri Spor maçının ardından pazar gününü izinli geçiren Alanya Spor, bir günlük iznin ardından Kasımpaşa maçının ilk antrenmanını Zimbitlik sahasında şu dakikalarda gerçekleştiriyor. Alanya Spor, 24 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa'yı Oba Stadı'nda misafir edecek. Voleybol Erkekler 1. Lig ekiplerinden Alanya Belediyespor genç oyuncu Berke Tan'la sözleşme imzaladı. Pasör çaprazı olarak görev alan Berke Tan, 1996 doğumlu ve 1.93 boyunda. Kariyerinde Arkas, Bornova Anadolu Lisesi, Tevfik Fikret Lisesi, San Josef Lisesi, MSK Urfa ve Haliliye Belediyespor'da ter döken Berke Tan, 2017-2018 sezonunda da Alanya Belediyespor forması giymişti.
Gerçek Haber'in merkezinden bugünlük de bu kadar. Yarın akşam görüşünceye dek hoşça kalın. İtalya Otelleri Asiye İlaçık ile ana haber bültenini sundu.